Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Buragan ilinde deprem. Rudik Hüsnumts, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için tamamen partisan çıkarların üzerine çıkabilmeliyiz. Avrupa'daki ırkçılığa değinme. Fransız doktorlar Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Türkiye, Irak'taki Kürtlere karşı özel bir operasyon başlattı. Altındağ belgeseli. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre merkez üssü Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl ilinin Karlova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlova ilçesine komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarber köyünde 10 ev çöktü. Karlova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde ise karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü. İkisi güvenlik görevlisi, 9 kişi yaralandı. Bir güvenlik görevlisinin ise göçük altında kaldığı, kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde yeni bir hükümet kurma süreci sona erdi. Artsakh Press muhabiri Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başyardımcısı ve Özel Görevler Elçisi Rudik Hüsnumts ile hükümetin politikası, toplumdaki spekülasyonlar ve bir dizi başka konu hakkında konuştu. Muhabirin Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan 11 Haziran'da hükümetin oluşumunun sona erdiğini açıkladı. Önceki hükümetten farkı ne olacak? Bazı departmanlar yenilendi ve yeni organlar oluşturuldu sorusuna Rudik Hüsnumts şu cevabı verdi. Kurul olarak her zaman spekülasyonun temeli olan bütçe harcamasından başlayalım. Başkan, yapısal değişikliklerin bütçe harcamalarını artırmayacağını belirtti. Bu ifade daha önce yapılmıştı. Yani spekülasyonun bu kısmı başlangıçtan itibaren bertaraf edilmiştir. Hükümetin yapısı hakkında konuşurken dikkate alınması gereken en az iki faktör vardır. Birincisi, devletimizin sahip olduğu zorluklar dizisi. Yeni hükümetin bu zorluklar üzerinde çalışmak için etkili bir yapısının olması gerekir. İkinci faktör, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki iş ortaklarımızla tüm alanlarda yakın işbirliğinin sağlanması gereğidir. Alanlardaki koordinasyon organlarının da yerel özelliklerden kaynaklanan belirli farklılıkları dışlamaksızın birbirlerine karşılık geldiğinde bu daha kolay olacaktır. Sanırım her iki durumda da hükümetin yeni yapısı elverişli bir konumdadır. Reportajın tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan. Avrupa Parlamentosu, Taşnak Tutyun'un Avrupa Ermeni Davası Bürosu'nun desteğiyle 18 Haziran 1987'de Ermeni meselesinde siyasi bir karar kabul ettiğinde Avrupa'da ırkçılık doruğa ulaştı. İşte ikinci maddedeki politik kararı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1948'de kabul ettiği soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi konvansiyonuna göre 1915-1917 yıllarında meydana gelen trajik olaylar Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Ermenilere karşı uygulanan bir soykırımdır. Aynı zamanda modern Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusunun trajedisinden sorumlu tutulamayacağını ve bu tarihsel olayların soykırım olarak tanınmasının günümüzdeki Türkiye için politik, yasal veya maddi bir talepte bulunamayacağını vurguladı. Diğer bir deyişle, sanki bir insan hakları savunucusu gibi Avrupa'nın kalbinde yer alan Avrupa Parlamentosu, uluslararası hukuka göre yerli Ermeni halkının soykırıma maruz kaldığını, süreci ve sonuç olarak kurbanların sayısını askeriye indirerek itiraf ediyor, ancak suçlu devletin bu suçtan sorumlu tutulamayacağını belirtmesiyle de tüm hak ve ahlaki normlarla çelişiyor. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Armen Press tarafından bildirildiğine göre Diaspora Başkomiserliği Ofisi'nin Facebook sayfasında yer alan bir bilgiye göre Fransa'dan bir grup doktorlar koronavirüsle mücadelede Ermenistan Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini desteklemek için özel bir uçakla Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren koronavirüs ile mücadelenin ön saflarında olacağı belirtiliyor. Mesajda belirtildiğine göre bu yabancı doktorları içeren ilk benzer girişim. Fransa'da salgını yenen doktorların çoğu ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve tüm tecrübelerini ve bilgilerini insan hayatlarını kurtarmaktan sorumlu misyona yatırım yapacaklarından eminler. Altındağ'ın 150 yıllık tarihi ve devrimci geçmişini anlatan belgesel ilk kez 16 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Belgeselin yönetmeni Bayram Balcı, bu belgeselle Altındağ ve kültürünü yok eden devletten
intikam almak istedik, dedi. Belgesel, Ankara'nın en eski gecekondu semti olan Altındağ'ın yaklaşık 150 yıl önce nasıl kurulduğunu, yaşadığı sosyal toplumsal dönüşümleri ve günümüzde toplu konut projesi adı altında nasıl ve neden yok edildiğini sayıcı ve gerçek karakterlerle anlatıyor. Yoksul, emekçi, Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi, Çingene, Alevi ve Sünni insanların etnik ve inançsal kimliklerini ön plana çıkarmadan kendilerine özgü bir Altındağlılık kültürü oluşturarak yıllardır yaşadıkları gecekondu evleri 2005 yılında başlayan kentsel dönüşüm projeleri adı altında tek tek yıkıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Ermeni halk şarkısı Lorva Gutanerk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.